Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nisan ayı bitenler videosuyla karşınızdayım. Yine önümde bir sürü ürün var. O yüzden yarışı uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Bir önceki bitenler videosunu görmemiştiniz. Özlemişsinizdir dedim. Benim daimi şampuanım biliyorsunuz ki Head & Shoulders'ın Supreme Nem serisinden argan yağlı olan. Bunu gerçekten çok seviyorum. Benim saçlarıma çok iyi geliyor. Özelliklerini defalarca anlattım. O yüzden tekrar anlatmayacağım. Ama bunu bitirmemle birlikte bütün yedeklerim tüken. Ben de geçen gün Rossmann'dan yeniden almak için gittim. Ama sanırım bunların içerikleri yenilenmiş. Yani bu argan yağlı versiyona mesela ekstra olarak Hindistan cevizi yağı da eklemişler. Bu versiyonu hala satılıyor mu bilmiyorum. Onu denemeye başladım. Şu an için iyi anlaşıyoruz gibi. İkisi arasında bir kıyaslama da yaparım daha sonra. Ama yani bu da bayağı güzeldi. Niye böyle bir yenilemeye gittiler anlamadım. İkinci olarak da Ducray markasına ait bir şampuan bitirdim. Umarım böyle okunuyordur marka. Şampuanın ismini hiç okumaya çalışmayacağım. Aşağı zaten yazıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Bu bana bir marka gönderisi olarak gelmişti. Kim gönderdiğini şu anda hatırlamıyorum ama ilk başta kullanmadım. Bir eczane ürünü olduğu için çok elim gitmedi açıkçası. Biraz acaba saçımı keçe gibi yapar mı, sertleştirir mi vesaire gibi düşündüm. Nedense öyle bir izlenim aldım. Ama şampuanım bitince bir şans verdim ve hoşuma gittiğini söyleyebilirim. 100 ml'lik bir boy benim elimdeki. İnternetten kontrol ettiğimde de bu boyun satıldığını gördüm. Sanırım bu boy, belki daha büyükleri de vardır. Ama bu boy bile uzun süre gitti diyebilirim. Az bir miktar almanız yeterli oluyor. Çok köpürüyor ve güzel arındırıyor saçı. Saça parlaklık, canlılık vermeyi, dolgunluk vermeyi vaat eden bir şampuan. Aynı zamanda da geç yağlanmasını sağlamayı vaat ediyor. Bence özelliklerini karşılıyor. Saçlarımı yumuşacık yaptı, canlı, parlak gösterdi. Bir de benim en büyük problemim şampuan değiştirdiğim zaman hemen bu saç derilerimde kepeklenme oluyor. Bunda hiç öyle bir şey yaşamadım. O yüzden de ekstra sevdim. Denk gelirse alabilirim yani. Güzeldi. İki tane tırnak ürünü bitirmişim. İlki Flormar markasına ait 4-in-1 Complete Care isimli baskot. Bunu ister tırnak cilası olarak direkt ojesiz tırnağınıza uygulayabilirsiniz. İsterseniz de benim sık sık yaptığım gibi ojenin altına uygulayabilirsiniz. Ojenin altına uyguladığınızda ojenin tırnağa çok zarar vermesini engelliyor. Aynı zamanda rengin tırnağa transfer olmasını da engelliyor. Ojesizken sürdüğünüzde hem tırnaklarınıza bakım yapmayı vaat ediyor. Aynı zamanda da bir tık daha güçlendiriyor. Yani darbelere karşı da biraz daha dayanıklı oluyor. Ben bu tarz ojeleri, yani baz ojeleri her zaman kullanıyorum. Bunun mavi olanı da var şu an elimde. Kalyon markasına ait tırnak sertleştirici de var. Dönüşümlü olarak hangisi denk gelirse kullanıyorum. Güzel bir üründü. Bir diğeri de bu markayı nasıl okuyacağımı gerçekten bilmiyorum. CO Nail Effect gibi bir şey olabilir. Şu anda üzerinde markası falan da yazmıyor. Çünkü bunu Watson's'tan aldığımda üzeri bantlıydı. Onu çıkarırken böyle saçma sapan ambalajı da geldi. Bu bir tırnak bandı. Instagram'dan beni takip ediyorsanız eğer bana en çok sorulan şeylerden biri yaptığım nail art videolarında tırnak kenarına ojeler bulaşmasın diye mutlaka bunu uyguluyorum. Nail art yapmak zorunda değilsiniz. Ojeyi taşırmadan süremiyorsanız da kullanabilirsiniz. Ya da glitter, simli ojeler kullanmayı seviyorsanız onlar mesela kenara bulaştığı zaman çıkarması ölüm gibi bir şey oluyor. Bunu kenarlarına bir kat uyguluyorsunuz. Daha sonrasında ojenizi sürüyorsunuz ve ister bir cımbız yardımıyla isterseniz de tırnağınızla soyarak çıkarıyorsunuz. Birkaç tane kozmetik ürün bitirmişim. İlk olarak buna gerçekten çok üzülüyorum. Yani inanılmaz üzüldüm bunun bitmesine. Benefit markasına ait Precise My Brow Pencil. En son videomda sanırım bu videoda son kez kullanıyorum demiştim. Nitekim öyle oldu. Sonuna kadar kullandım. İncecik bir ucu var. Rengi bu arada bendeki 3,5 numara ve kaşlarımda tam oluyor. Eğer benim gibi kaş renginiz varsa size de olacaktır. Küllü bir renk. İncecik bir uç olduğu için kaş telleri çizmenizi sağlıyor. Kaşınıza ister şekil vermek için ister doldurmak için kullanabiliyorsunuz. Arka tarafında da fırça olması çok pratik. Ekstra bir fırça kullanmanıza gerek kalmıyor. Hatta ben bu kalemler bittikten sonra fırçalarını temizleyerek başka şeylerde de kullanıyorum. İster kaşlarınızı almak, kesmek için kullanabilirsiniz. İsterseniz de kaşlarınıza, kirpiklerinize bakım yağı uygulamak için de kullanabilirsiniz. Bir sabun yardımıyla temizleniyor.
Fiyat olarak pahalı olduğunu biliyorum ama kesinlikle fiyatına değdiğini söyleyebilirim. Hemen her gün kullanmama rağmen aylarca bitmeyen bir ürün. Bunu ne zaman aldığımı bile hatırlamıyorum. Gerçekten o kadar uzun süre gidiyor. Bunun gibi ince uçlu Golden Rose'un kalemini de kullanmıştım ben. Gerçekten performans olarak çok güzeldi. Ama ayda bir tane almanız gerekiyor. Çok hızlı tükeniyor. Benefit kalemlerin bence en büyük özelliği hemen bitmiyor oluşları. Çok sık kullanmamakla birlikte kullandığım zamanlarda çok sevdiğim Fleur Mar'ın bu Color Liner eyelinerlarından 06 Pasta Peace rengi. Gold renkli bir eyeliner. Fırçası da gayet güzeldi. Böyle kıl kıl bir fırçası vardı ve kolay çekmeyi sağlıyordu. Ben bununla direkt eyeliner çekmektense şu kısımlara artistik bir eyeliner çekmeyi daha çok seviyordum. Bu biraz bitti, biraz kurudu gibi bir şey oldu. Alalı da epey bir zaman olmuştu zaten. Hala satılıyor mu bilmiyorum. Satılıyorsa bundan almayı düşünüyorum tekrar. Hatta farklı renkleri varsa onlara da bakacağım. Gerçekten güzeldi. Böyle renkli farklı eyeliner seviyorsanız, hatta double eyeliner çekmeyi de seviyorsanız yine kullanabilirsiniz. Siyah üstü gold mesela. İki tane göz kalemi de yine çöpe gidiyor. Şöyle göstereyim. Fleur Mar markasının beyaz renkli göz kalemi. Bunu bir zamanlar çok severek kullanmıştım. Rengi şöyle göstereyim. Tam bir beyaz. Ama açalı çok uzun zaman oldu ve görüldüğü gibi de çok az kaldığı için artık atıyorum. Göz içlerimde çok fazla beyaz kalem kullanmıyorum artık. Beyaz biraz daha çiğ geliyor. Onun yerine daha böyle açık lila, açık pembe ya da ten rengi sıklıkla kullanıyorum. Eğer göz içimden açık renk geçeceksem, ki ben genellikle koyu renk geçmeyi severim. Diğeri ise Golden Rose markasına ait siyah göz kalemi. Bu da yine çok az kalmış. Bir zamanlar bunu çok severek kullanmıştım. Ama üzerinden çok zaman geçtiği için bunu da artık atıyorum. Bunu şöyle arkasında sünger aplikatörü olduğu için kolaylıkla dağıtabiliyorsunuz. Özellikle bunu ben göz üstünde hafif bir buğu vermek için severek kullanıyordum. Ama göz içinde aşırı performansı iyi değil. Yani biraz akma yapabiliyor eğer üst kısma sürecekseniz. Onun için sevdiğim başka siyah göz kalemleri var. O yüzden tekrar bunu almam. Bir tane farmasiden dudak balmı bitirdim. Renkli bir dudak balmı. İçerisinde shea butter, jojoba, vitamin A ve vitamin E varmış. Yani hemen hemen hepsi duruyor diyebilirim ama sertleştiği için uygulanmıyor. Kokusu o kadar güzel ki, şeker gibi kokuyor. İnsanın yiyesi geliyor gerçekten. Hafif bir pembelik veren bir üründü. Şöyle elime uygulayayım. Ama rengini de çok sevmedim. Yani rengi de çok benlik değil. Bir de uygulama sırasında da mesela yani yapısı bozuldu sanırım. Yani dudağı tam uyguladığınızda biraz pembe oluyor. Bir taraf olmuyor gibi garip bir yapısı var. Bundan tekrar almam. Dudak ürünü demişken Gabrini markasından gelen Aloe Vera'lı Moisturizing Lip Balm var. Bunu ben gece rutinimde çok severek kullandım. Zaten gördüğünüz gibi de dibini görmüşüm. Artık sürülemeyecek vaziyete geldiği için atıyorum. Güzel bir üründü. Bunu marka göndermişti iki tane. Birisini annem kullandı. Bir tanesini de ben kullandım. Hemen hemen aylardır gece rutinimde bunu kullanıyordum. Dudaklarımı böyle çok yağlı yağlı hissettirmiyor. Güzel bir nem veriyordu. Güzel bir üründü. Yani rujların altına vesaire de olur. Yapısı çok ağır da değil. Tekrar alır mıyım? Denk gelirse alırım. Geçiyoruz cilt bakımından bitirdiklerime. Bitirdiğime çok üzüldüğüm ve artık tekrar alamayacağım Misha markasına ait Aquamarine isimli Mineral Eye Stick. Bu bir göz çevresi nemlendiricisi ama stick formda. Stick formda olması ve sizi korkutmasın, ki beni ilk başta korkutmuştu. Sanki balm gibi bir izlenim veriyor. Yani duruşu da öyleydi. Ama yapısı balm gibi değil. Yani şöyle birazcık dibinde var. Elimle ellediğim zaman bile hemen böyle eriyen bir yapısı var. Sanki sıkıştırılmış su gibi. Sanki böyle dondurulmuş su, balm haline getirilmiş su diyebileceğim bir formda. O kadar hafif bir yapısı var ki özellikle de yazın göz altlarını hem böyle ferahlatan hem de nem ihtiyacını karşılayan bir üründü. Eğer göz çevreniz aşırı nem ihtiyacı duyuyorsa tabii ki yeterli gelecek bir ürün değildi. Ama benim gibi özellikle yaz aylarında göz çevrenizde çok problem yaşamıyorsanız çok pratik bir şekilde böyle açıyordunuz,
tık 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 sürüyordunuz. Hatta böyle yaymanıza bile gerek. Bir tane tonik bitirdim. Bunu bitirdiğime de inanılmaz üzüldüm ama en kısa zamanda rutinime tekrar ekleyeceğim. Clarins markasına ait. İsmini yine okumuyorum. Aşağıya yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Bu bir marka gönderisi olarak gelmişti ama inanılmaz sevdim. Hatta şu anda da gece maskesini bitirmek üzereyim. Bir sonraki bitenler videosunda da muhtemelen onun yorumlarını paylaşacağım. Çok güzeldi. İkisinden de çok memnun kaldım. O yüzden bu markanın başka ürünlerini de denemek istiyorum. Bu ürünleri de tekrar rutinime eklemek istiyorum. Bu toniğin özellikleri de pH'ı dengeliyor. Cilt pH'ını dengeliyor. Deep Moisturizing derinlemesine bir nem sağlıyor. Temizliyor ve yatıştırıyor. Aynı zamanda vegan formüllü. Bu benim elimdeki 30 ml'lik seyahat boy bir ürün. Daha büyüğünü de alabilirsiniz. Denemek için bu boyunu da alabilirsiniz. Hatta benim tavsiyem bana böyle bir tanışma kiti olarak gelmişti. Clarins markasının tanışma kiti. Yanında küçük boy bir gece maskesi ve bu vardı. Ben bunu 2022'nin 1. ayının 11'inde açmışım. Yaklaşık 3 ay kullandım bu boyunu. Çünkü az bir miktar uygulamanız yeterli oluyor. Aynı zamanda gece maskesini de açmıştım. Yine onun da 3 ayı geçmiş. Gerçekten küçük olduklarına bakmayın, uzun süre gidiyorlar. Tanışma kiti olarak da fiyatı oldukça uygundu. Son olarak da farmasi markasına ait Dr. C. Tuna, Cevdet Tuna mıydı? Sallamayayım şimdi. Onun siyah maskesini atıyorum. Bunu bir kez ya da iki kez kullanmış olabilirim. Ürün dondu, içinden çıkmıyor. Yapı olarak da zaten çok yoğundu. Uygulaması da biraz sıkıntı. Çok bir etkisini de görmedim. O yüzden bununla da yollarımızı ayırıyoruz. Tekrar alacağımı zannetmiyorum. Nisan ayında biten ürünlerim bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Çok severek tekrar tekrar alacağım ürünler de oldu. Bir daha almayacağım ürünler de oldu. Sizin bana önerdiğiniz Gülşah bunu da mutlaka dene dediğiniz ürünler varsa yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir ve gelecek diğer videolardan haberdar olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.